üniversitesinde kazansam zaten öğretmen olurum. Vallahi çorba perişan. Ben babamın iki defa acısını gördüm ben. Bir öldüğünde gömdüm, bir de devlet beni mağdur etti, babamı diri diri çıkarttı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin AVB termik santralleriyle Aile İşletme Müdürlüğü'ne kadrolu olarak alacağı 325 kişilik işçi alım sınavının sonucuna itiraz eden bazı adaylar, işçileri taşıyan servis araçlarının kullanıldığı yolu trafiğe kapatarak işçilerin vardiya başlamalarını engelledi. Yol kesme eyleminde bulunan adayları jandarma engellemeye çalışırken yetkililerin veya siyasilerin ilgisizliğinden şikayet ettiler. Sınav iptal olmasın ama gerçek mağdurlar tespit edilsin, il dışından buraya kimse gelip işe girmesin diyen eylemciler, işçileri taşıyan servislerin geçişine izin vermedi. 7 yıldır taşeron işçisinde çalışıyorum, 600 milyon maaşa. 4 yıl sonra işçi alımı var. O işçi alımını da TGA'ya dışarıdan yapıyorlar. Ben Sütçü Mahmut Üniversitesi'nden sınav yapıyor. Ben Sütçü Mahmut Üniversitesi'nde kazansam zaten öğretmen olurum. İki fabrika Çoğalkan'da kurulup bir de bize kaza sözü verilik. Aylığı çok, işi gücü serinlik, fayda görmez vallahi Çoğalkan perişan. Sabah mesaisine kalkan işçiler karşılarında eylemcileri buldu. İşe girebilmek için seslerini duyurmaya çalışan grubun eylemi devam ederken İşçi servislerinden inen bir grup çalışan iş yerlerine yaya olarak gitmeyi tercih etti. İşçileri taşıyan servislerin kullandığı güzergahı uzun süre ulaşıma kapatan işçilerin yanına gelen Avşin Elbisan A Termik Santrali Müdürü Faik Sağlam eylemcileri ikna etmeye çalıştı. Bize bunlar mı geçer? Dönürüm. Bir şey dile. Her gün buradayız arkadaş. Sen bugün gitmiyorsan her gün buradayız. Yapmazlar. Derdimizi anlatamıyorum. Sivas'ta 20 tane eleman alınacak santrale. 12 tanesi Sivaslı'nın şartı tutuyor. 12'si alınıyor. 8 kadro hala boş bekliyor müdürüm. Bir saniye müdürüm. Müdürüm bir şey söyleyebilir miyim? O senin dediğin sorunu, farklı platformda çözmemiz lazım. Müdürüm bir şey söyleyebilir miyim? Müdürüm ben arazi memnun alınmış mı? Arazi memnun destek şartları tutuyor mu buraya? Tutuyor. Ya tutuyor. Ben her türlü şartım tutuyor ve ben devletimiz ikinci paramızı almıyor diye dilekçe yazıyorum. Diyorlar ki bize siz öncelikli biz buraya gelen yabancılar veyahut da şunlar var. Tamam biz yabancıya karşıyız ama bizim buradaki alım donan arkadaşlara karşımız yok. Bizim önce bize alsın. Önce de tutmuyoruz şahsın ben girmeyeyim. Yer de girmesin. Müdürüm bizim olay anlatmamız istediğiniz bu. Seni söyleyeceğim ben Urman Köylü. İsmim Fatih Urmanlı. Benim köyümü şu anda 8 parçaya böldünüz. Kanal yüzünden benim bir tarlam gitti. Daha dün istimlak parası aldım. 5 dönüm 700 metrekare yeri de 30 metrekare bana istimlak verdiniz. Şu anda ben kamulaştırma dolayısından kamulaştırma belgesini alabilirim. Urman köyünü 8'e bölüyorsunuz. Dışarıdan getiren 325 kişinin %70'ini dışarıdan alıyorsunuz. Biz burada pisliği, rezilliği çekiyoruz. Dışarıdan adamını alıyorsunuz. Ben cuma günü benim köylümün bir tanesi gitti kamulaştırma belgesini Ankara'dan veriyorsunuz. Önce burada verilen kamulaştırma belgesini Ankara'ya taşıyorsunuz, geri de vermiyorsunuz. Mağdur olan, gerçek mağdur olanları iş almıyorsunuz, dışarıdan adamını iş alıyorsunuz. Benim çoğu arkadaşım var, çocuk şeyde çalışıyor, Türkiye'de çalışıyor. 60 dönüm yerim geden parasını alamıyor. Benim 12 dönüm yerim gitmiş, 58 seneden beri Çöloğlu sahasına gitti, 12 dönüm yerim gitti. Halen parasını alamıyorum, kamulaştırma. Öncelikle bu giden kamulaştırma belgesi olan yerlerin paralarını ödenmesini istiyor. Bir, gidiyorsa gidiyor, gitmiyorsa her zaman ben şimdi ya da Partiteknik'te çalışıyordum. Şimdi ya da bir ağzımı açıp bir laf konuşmadım. Bundan sonra arkadaşlara ben de destek çıkarım. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Buradan vekillerime sesleniyorum. Ben hakkımı istiyorum, ben mağdur oldum. Devlet geldi benim köyümü kamulaştırdı. Bana şöyle söz verildi, her evden biri işçi alınacak. Kardeşim benim köyüm 70 aile, kapının mezrasında yaşayan bir bireyim ben. Bize söz verdiler, köyümüzü kaldırdılar. Köyden sonra mezarlarımızı kazdılar. Benim babam 2007'de vefat etti. 2009'da kefeni solmadan diri bir şekilde çıkarttım ben kardeşim. Bana yazık günah değil mi? Bir insan hayatında acı iki defa yaşayamaz. Ben babamın iki defa acısını gördüm ben. Bir öldüğünde gömdüm. Bir de devlet beni mağdur etti, babamı diri diri çıkarttım. Adalet. Ben hakkımı nerede arayayım?
Gerçek mağdur benim. Doğru söylüyorsun. Benim tarlam tanım da yok. Sen gibi kişi de değilim. Ben senden değil yani. Ben hakkımı istiyorum. Kalabalık grup 2 saat süren eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.